Değerli izleyiciler, zaman, mekan, futbol ekranlarına hoş geldiniz efendim. 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 21.30 sularında bu programı çekiyoruz. TFF 1. Lig'in playoff yarı finallerinin ilk ayakları bugün oynanan Altınordu Samsunspor karşılaşmasıyla bitti. Yine hikayesi olan bir maç izledik. Altınordu Samsunspor'u 1-0 yendi ve Samsunspor yani eli avucunun içindeki fırsatı adeta belki de koca bir sezonu heba edercesine kaptırdı. Yani rövanşa avantajı Altınordu'ya vererek çıktı sahadan. Altınordu da gerçekten hırslı bir futbol ortaya koydu. Çok istekli bir oyun ortaya koydu ve daha istekli görünen taraf sahadan galip ayrılmasını bildi. Rövanş öncesinde Altınordu avantajlı bir skorla Samsun'a gelecek. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ya tabii moraller bozuk. Şüphesiz böyle umulmuyordu. Her ikimiz de Samsunspor taraftarıyız. Ve beklentimiz böyle değildi. Hiçbir Samsunspor taraftarı maça çıkarken böyle bir maç hikayesi beklemiyordu açık konuşmak gerekirse. Her şey bitmiş değil ama oluşan tabloda heyecan vermiyor. Yani bu da bir kenara kaydedilmesi gerekiyor. Önce bir genel değerlendirme alayım senden, sonra soru cevap devam ederiz. Yani bazen seninle bu programları çekerken bir tiyatro aktörü gibi hissettiğim zamanlar oluyor kendimi. Şu anda da öyle hissediyorum. Çünkü duygularımız bambaşka ama burada bizi izleyenlere saygımızdan dolayı tabii ki o duyguları kontrol etmek zorundayız. Kelimelerimizi dikkatli seçmek zorundayız. Yani anlatacağımız şeyler aynı olmakla birlikte belki seninle birebir sohbet etsek daha farklı kelimeler kullanarak, hatta açık söyleyeyim yani söverek sayarak konuşacağımız şeyleri şimdi tabii ki daha özenli bir şekilde ama ana fikrini asla değiştirmeden konuşmak zorundayız. Maçın bitişinin üzerinden yaklaşık 1,5 saat kadar geçti. Ben karşılaşmayı İstanbul Samsun Sporlar Derneği'nde seyrettim arkadaşlarla birlikte, Samsun Sporlarla birlikte. Dolayısıyla sadece kişisel duygularım değil, oradaki insanların, arkadaşlarımın, renktaşlarımın duygularını da birebir yaşıyorum, görüyorum. İstanbul şartlarında bir yerden bir yere gitmek hayli zor. Yani eve gelişim de biraz gecikti tabii. Kıta değiştirdim, öyle söyleyeyim. Elbette büyük umutlarla maçı bekledik ve seyrettik. Hatta maç öncesinde TRT'nin yayınına bağlanmıştı Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş. Yani takımını falan konuştuktan sonra ona sordular yani, playoff favorisini kim görüyorsunuz diye. Önce ortalama bir cevap verdi. Sonra ya isim verin falan denilince Samsunspor dedi. Çünkü dedi bizimle dedi aynı puanı aldı dedi ve çok ciddi bir rekabetin içerisindeydi. Çok kaliteli bir takım dedi. Yani benim dedi yanlış anlaşılmasın ama favorim Samsunspor dedi. Ve bu bizi mutlu etti. Sadece bu değil. Yani bir taraftar forumuna girdiğimizde ya da bizim videolarımızın altında yazan yorumlarda Samsunspor'un favori olduğu, Samsunspor'un lige çıkması gerektiği, hak ettiği gibi cümleleri okumak elbette ki hoşumuza gidiyor. Böyle söylemeyenlere de biraz böyle buğz ediyoruz yani kalbimizle. Diyoruz ki ya niye böyle düşünmüyor diye. Nitekim kadrolar açıklandığında da biz işte telefonumuzdan kadrolara baktığımızda işte bir tarafta Altınordu, bir tarafta Samsunspor göz attığımızda ya biz çok güçlüyüz. Böyle hissediyordum ben en azından kişisel olarak. Biz güçlüyüz. Şeye bak, kadroya bak ya, çok iyi. Rakibe bakıyorsun. Ya biz güçlüyüz yani, bu kazanabiliriz. Hatta acaba hoca beraberlik mi planlıyor buradan, yoksa galibiyet isteyecek mi? Bunun hesabını falan yapıyoruz. Kazanacağımızı düşünüyoruz. Kağıt üzerinde böyle. Ama futbol sahada oynanan bir oyun. Kağıt üzerinde değil yani. Sahada çıkacaksınız, oynayacaksınız. Ve nitekim ben de dahil buradaki bütün yorumcu abilerim, arkadaşlarım da aynı şeyi söyledik playoff'la ilgili. Sen de söyledin. Playoff'ta günlük performansların, o kişisel becerilerin, o gün içerisinde sergilenecek hünerlerin çok kıymetli olduğunu, çünkü bunun bir turnuva olduğunu, biraz da iyi olanın değil ama gününde olanın kazanabileceği bir yapıda olduğunu zaten konuştuk. Nihayetinde bugün de böyle bir durumla karşılaştık. Altınordu 1-0 kazandı. Tabii hikayesi olan bir maçtı. Yani biraz onlardan sen sorarsan ben de bahsederim. İşte maç nasıl başladı? Yani ilk devre aslında şöyle, Ertuğrul Sağlam'ın oyun şablonuna çok uygun bir yapı playoff. Yani kontrollü oyun, beraberlik iyi bir şey. Beraberliği alabilirsin. Rakibe pozisyon verme. Bu şartlarda devam etti. İlk devrede yine beklediğimiz gibi 0-0, hatta ikinci devre bir gol atar 1-0'ı alır gideriz düşüncesi vardı bizde.
Fakat ikinci devreyle başladığımızda ya önce maşallah dediğimiz 40 gün yaşamıyor hesabı, maşallah dediğimiz Veli çok saçma bir faul yaptı. Taç çizgisi kenarında sırtı dönük oyuncuya faul yapmak gibi bir hastalığı var Türk futbolcuların özellikle. Avrupa'da ben bu kadar görmüyorum bunu. Ve Altınordu gibi bireysel becerisi ve hücum opsiyonu düşük olan takımların en önemli kozlarından birisi duran toplar, yan toplar. Nitekim bu faulü verdikten sonra Nadir Samsunspor forması altındaki en güzel asistini yaptı. Şahane bir asist. Kendisini kutluyorum buradan. Mükemmel indirdi arka direğe. Rakip oyuncu ama bir hata yaptı orada tabii. Ve genç futbolcu da kolay bir gol atmış oldu. Yani Savicevic de uyudu orada. Savicevic'in de bir analım. Yani Savicevic zaten herhalde top Nadir'e doğru gelince bu Nadir kafayı vurur, uzaklaştırır diye. Yani ya da orada konu mankeni oldu açıkçası. Adam markajı yapmadı. Adamını tutmadı yani. Savicevic'in hatası var. Savicevic'in oyun genelinde zaten berbat bir performansı vardı. Rezildi yani ilk devre hiç, ya bu Vukan nerede dedik yani bu kadar kötü oynamamalı diye. Yani şimdi böyle bir gol yedikten sonra oyunu rakip alana yıkmak gerekiyor. Fakat Ertuğrul Hoca'nın sene başından beri bir tane B planı vardı geriye düştüğü oyunu çevirmek adına. O da Kubilay'ı oyuna sokmak. Başka bir planı yoktu. Şimdi Kubilay sakatlığı nedeniyle Samsun'daki son antrenmanda sakatlandığı için kadroda yoktu. Ya şimdi bir futbol takımı taraftarı düşünelim. İkimizi düşünelim. Kubilay'ın sakatlık haberi normal şartlar altında bizi şöyle etkilemeli. Ya zaten yedek bir oyuncuydu. Önemli değil. Tolere edilebilir. Fakat biz Kubilay'ın sakatlık haberini duyunca endişelendik. Dedik ki ya kötü bir şey bu. Halbuki 11 oyuncusu değil. Kötü olmaması lazım yani normal şartlar altında. Ama biz kötü dedik ve nitekim bugünkü oyun gidişat tamamen Kubilaylı bir oyunun ihtiyacını ortaya çıkardı. Kubilay olsaydı 1-0'dan sonra yine Ertuğrul Hoca bu bir teknik direktörlük başarısı falan değil yani. Bu hatta bir acziyettir yani yine onu atacaktı oyuna. Kubilay 1-2 şut çıkaracaktı. Kaleciden döneni tamamlamaya çalışacaklardı veya gol atacaktı. Ya da hiçbir şey olmasaydı. Hiçbir şey olmasaydı. İşte şeyde 90. dakikadaki penaltıyı gole çevirecekti. Gole çevirirdi yani. Ama bütün bir sezonun hikayesini bunun üzerinden konuşmaya gerek yok. Ben biraz öfkeliyim. Sadece ben değil, bütün arkadaşlarım aynı şekilde. Şimdi öfkeli olmamızın sebebi şu. Samsunspor pes etmez hashtag'iyle işte bir şeyler yazıldı, edildi. Biz de bunu söyledik. Samsunspor pes etmez diye. Fakat şunu görüyorum. Evet Samsunspor pes etmiyor. Ama Samsunsporlu futbolcular, Samsunspor teknik heyeti bunlar pes etmişler. Bunlar Samsunsporlu da değiller demek ki. Yani çünkü Samsunspor pes etmiyor. Şeyimiz bu, sloganımız bu. Bugün itibariyle yani bu dakika itibariyle ben pes ettim. Bir Samsunsporlu olarak bu takıma hiçbir inancım yok rövanş maçıyla ilgili. Şimdi dedim ya bazen tiyatro yaptığımızı hissediyorum diye. Ama şeyi senaryonun ya da esas cümlelerin dışına çıkmıyoruz. Duygularım neyse onu söylüyorum. Ben şu anda burada çıkıp yeniden bir birlik beraberlik çağrısı da yapabilirdim. Ama bunun kime bir faydası oluyor o ayrı mesele ama şunu diyebilirim. Evet bu maç tıpkı Ertuğrul Sağlam'ın maç sonunda dediği gibi. Şimdi maç bitti biz arkadaşlarla araçla karşıya geçerken acaba hoca ne dedi diye kendi aramızda konuşuyorduk. Sonra başladık kendi birbirimize söylüyoruz. Şunu demiştir bunu demiştir diye işte şöyle oynadık. İşte bireysel hatadan gol yedik. Sonra oyunu rakip alana yıkmaya çalıştık. İstediğimiz fırsatı da bulduk. Penaltı kazandık. Fakat işte maalesef oyuncumuz kaçırdı. Futbolda bu tür şeyler oluyor. Önümüze bakmamız lazım. Samsun'da işte istediğimiz skoru elde edeceğiz diye. Bunları biz söyledik. Hoca bunları söyleyecek kesin diye. Sonra sürpriz bir adam değil ki. Ertuğrul Sağlam'ın sürpriz yaptığını nerede gördün sen? Yani bunları ezbere zaten herkes söyler. Yani o da ezberini bozmadı. Acı sürprizler yapıyor abi. Sevindirecek sürprizler değil bugünkü gibi. Ve 5 dakika sonra da videosu düşmüştü maç sonu röportajının. Açtı arkadaşımız sesini de açtı. Bunları söyledi. Şimdi bu durumda şunu söylemek gerekiyor. Birlik beraberlik çağrısını biz yaptığımızda ya küçücük çocuklar şu Samsun Spor'la Eğitimciler Platformu'nun videosunu sen de seyrettin gördük yani. Küçücük Samsun Spor forması giymiş kalbi Samsun Spor aşkıyla dolu Samsun Sporlu olmasını istediğimiz çocuklarımız, evlatlarımız tek tek futbolcuların isimlerini zikrederek onlara bir şeyler söylediler. Fakat bunlar bunu yani izlemediler bile. Retweet bile bir ikisi etmiş herhalde. Yani insan ne kadar güzel bir şey ya. Minicik bir çocuk sana geliyor diyor ki işte Yasin abi diyor kalbim seninle işte başarılı olalım falan diyor.
Şimdi böyle bir camia var. İnsanlar inanmış. Ama şu cümlenin altını çizmek istiyorum. Bizim onlara inandığımız kadar onlar kendilerine inanmamışlar. Kendilerine inanmıyorlar yani. Bu işi başarabileceklerini, şampiyon olabileceklerini falan inanmıyorlar demek. Yani bugünkü futbolun karşılığı bu. Şöyle bir şey, futbol bu. Cumartesi günü belki farklı kazanır ve bizi mahcup eder. Fakat ben bu mahcubiyetten hüzün duymam, tam tersine şeref duyarım. Ne güzel de bizim işte şeyle amiyenete mor etti, mor arttı falan derim yani. Çok hoşuma da gider. Ama bu şeyi vermiyor takım. Yani şimdi cumartesi günkü olası senaryo, açamayız biz bu altın orduyu. Bu oyun plansızlığıyla, oyun planı falan değil mi? Oyun plansızlığıyla, çünkü plansızlık var. Açamayız. Velev ki çok iyi oynadık. Sağdan soldan geldik. Ya artık o kadar inancımı kaybettim ki 2-0'da öne geçtik diyelim. Ya giderler 90. dakikada o golü yerler, 2-1 biter o maç, elenirler. Çünkü 1-0 çok tehlikeli bir skordur. Bak 3-0 yenilsen, 4-0 yenilsen dersin ki bitti yani, tur gitti. Bir ümidin de olmaz artık. Fakat 1-0'da ümitleniyorsun. Diyorsun ki ya ben bunu rövanşta hallederim falan. Ama dünya futbolunda bunun belki yüz binlerce örneği var. Yani deplasmanda 1-0 kaybettiğin maçın rövanşında evinde kilidi açamıyorsun, açamıyorsun. Bir açıyorsun mesela, diyelim ki 1-0 öne geçiyorsun, maç uzatmaya gidiyor diyelim. Ya rakip gidiyor sana bir gol atıyor deplasman golüyle, sen 3-1 bile yapsan eleniyorsun. Yani çift maçların gol atamadan mağlup olmanın böyle bir kötü tarafı var. Ve biz bu senaryoyu daha önce işte 2 sene önce Sakarya playoff çeyrek finalinde yaşadık. Ben de gitmiştim bu maça Sakarya'da yeni statlarında. 1-0 kaybettik. Samsun'daki maçta da sabaha kadar 0-0. Çeviremiyorsun. Yani takım o ışığı vermiyor. Vermedi daha doğrusu bugün itibariyle, bugünkü futbolla. Şimdi biz maç öncesi seninle konuşmamızda da ne diyorduk? İleri dörtlüye çok güveniyorduk. Yani hücum hattına. Arkada Gökhan Karadeniz'e dahil olmak üzere. Bugün hepsi birbirinden beter oynadı. Birbirlerine nazire yaparcasına. Hepsi kötü oynadı. Çok kötüler. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani evet, birlik beraberlik iyidir, şudur budur, ama kardeşim niye hep birlik beraberliği ben karşılıyorum? İşte birkaç sene önce Türkiye'deki bir politikacı birkaç yerden maaş aldığı ortaya çıkınca şunu demişti. Vatan için bir hizmet söz konusu olduğunda buradan geri kalmamız düşünülemez demişti. Ama vatan için işte şehit olmak, askere gitmek, vergi vermek bilmem ne olduğunda o hizmetten geri kalıyordu. Şimdi burada da böyle. Birlik beraberlik olunca, hadi destek olalım olunca, tamam biz yapalım ama kardeşim sen de sahada bunu ortaya koy. Niye tek taraflı? Niye hep bu taraftar sıkıntı çekiyor? Ben son 15 yılımızı düşünüyorum. Yüzlerce futbolcu, teknik adam gitti geldi. Bak biz işte geçen Antalya finalini konuşuyorduk. Bu kadrodan yani sanırım bir tek Furkan kaldı. Bir tek Furkan kaldı o kadrodan. Hepsi gitti oyuncuların. Ama biz kaldık. O gün orada o tribünde olan arkadaşlarımız, bugün burada bu programı yapan sen, ben, biz kaldık. 10 sene sonra da biz kalacağız. Yani bunun acısını, sıkıntısını taraftar çekiyor. Şimdi buradaki diğer takımları tutan taraftarlara da bir şey, yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birebir tanımadığım için onların takımlarına bağlılık duygusunu bilmiyorum ama biz Samsunsporluyuz. Yani biz işte cumartesi akşamı herhangi bir İstanbul takımının kazandığı şampiyonlukla sevinmedik. Bizi ilgilendirmiyordu. Bizim hayatımız Samsunspor. Benim arkadaşlarımın da böyle. Yani 40 yaşında, 45 yaşında adamlar hüngür hüngür ağlıyoruz. Ertesi gün dayak yemişten beter oluyoruz. Yani şu an ben bu programı çekiyorum, konuşuyorum falan ama inan yarın benim için geçmeyecek. Ben mesela cumartesi akşamına kadar evden çıkmamayı falan düşünüyorum. Halbuki futbolcu ben miyim? Yani utanması gereken ben miyim? Hayır. Ama hayattan lezzet almayan, dünyası başına yıkılan benim. Ya benim derken de kişisel olarak kendimden bahsetmiyorum. Samsunsporlu, başka hiçbir takıma gönül vermeyen, hayatını Samsunspor'a adamış insanlardan bahsediyorum. Ya biz böyle talihsiz bir topluluğuz. Yani daha önceki programlarda söylemiştim. Biz Samsunsporlular herhalde dünyaya Alman olarak gelseydik ve Münihli olsaydık, gider Bayern Münih'i değil de 1860 Münih'i tutardık. Yani böyle de bir şeyimiz var. Çilekeşliğimiz var. Onu söyleyeyim. Yani bizi çok, çok üzdüler bugün. Ve maçı kaybetmekten daha kötü şey inancını kaybetmektir. Benim bunlara bir inancım kalmadı. Umarım ki beni mahcup ederler. Umarım ki. Çünkü bugüne kadar bütün programlarımda takıma çok güvendiğimi söylemiştim. İlk iki olmasa bile playoff'tan çıkacağımızı söylemiştim. Ama bu akşam itibariyle hiçbir güvenim kalmadı. Söz sende abi, varsa soruların devam edelim. Tabii
Öfkeni tabii çok güzel ifade ettin. Bizim duygularımızı da güzel ifade ettin. Biz de öfkeliyiz. Ama şimdi şöyle söyleyelim. Maçın teknik tarafına da biraz konuşacak olursak. Bir defa Altın Ordu'nun teknik direktörü maça Ertuğrul Hoca'dan çok daha iyi hazırlanmış. Onu da koyalım şeye bir kenara. Çünkü Samsunspor'un orta sahası hiç çalışmadı karşılaşma boyunca. Savicevic etkisizdi. CC hücuma yönelik bir şey yapamadı. Zaman zaman defansa yardım etse ve çok koşuyor olsa bile hücum yönünden katkı sağlayamadı. Gökhan Karadeniz etkisiz. Yasin kilitlenmiş. Hamrun tutuk, Yasin tutuklu. Hani öyle bir hal vardı. Forvet'te Nadir zaten tesadüfen gol atan bir adam zaten. Yani ne asistleri ne şeyleri yani bugün zaten takıma faydadan çok zarar verdi. Böyle bir tablo var. Ve Altın Ordu'nun futbolcuları en tecrübesizinden en tecrübelisine kadar çok istekli ve çok cansiperane bir oyun ortaya koydular. Ve gerçekten her türlü takdiri ve tebriği hak ettiler. Bilmiyorum katılır mısın bu söylediklerime? Yani büyük ölçüde katılıyorum tabii ki. Şimdi şöyle Altın Ordu ile alakalı şimdi şöyle düşünebilirler insanlar. Yani Gökhan Alsan penaltıyı atsaydı ve 1-1 bitseydi hani yine bunları konuşacak mıydınız? Yani skor yorumculuğu mu yapıyorsun? Evet, skor yorumculuğu yapıyorum. Çünkü bu skora odaklı bir eşleşme. Bak lig genelinde olsa böyle konuşmam. Çünkü önünde 15 hafta olur, 20 hafta olur. Fakat bu artık şakası olmayan, telafisi zor olan bir durum. Tabii ki spor üzerine konuşacağım. Gökhan Alsan atsaydı şunları diyecektim yine. Çok kötü oynadık. Yani oyuncular bireysel hatalar yaptılar. Güvenimizi sarstılar falan. Ama rövanş için hiçbir umudum yok demeyecektim elbette. Çünkü birbirle gelecektin Samsun'a. 0-0'la bile tur atlayacaktın. Şimdi bu başka bir şey. Yani umarım anlatabilmişimdir. Yani benim duygusal tepkim elbette ki skorla alakalı. Neyle alakalı olacak? Yani takımın giydiği formanın bilmem kreasyonuyla alakalı olacak değil ki. Bununla alakalı. Şimdi Altın Ordu evet bizi iyi çalışmış. Biz bir şey çalışmamışız. Ya çok stres yüklülerdi bir kere. Bu yanlış yani. Niçin bu kadar bu seviyeye gelmiş oyuncularsınız? Ama bunun temel sebebi bence hoca. Hoca kendi gerginliğini, kendi rahat olamama durumunu takıma yansıtıyor. Ya takımda bir sevgisizlik olduğunu hissediyorum ben ya. Bir şey var, birbirlerine karşı bir sevgi ortamı yok. Sanki böyle hissediyorum. Yanılıyor olabilirim. Ama benim dışarıdan gördüğüm şey bu. Şimdi penaltı konusuna geldiğimizde bir kere VAR ne kadar önemli imiş hep söyledik. Şimdi VAR uygulansaydı TFF birincilikte puan durumu farklı olurdu. Samsunspor çıkardı demiyorum. Çünkü hesabını yapmadım. Kime ne çaldılar ne de bilmiyorum ama kesinlikle farklı olurdu. Şimdi bugün hakem vermiyor penaltıyı ya. İşte hepimiz gördük penaltı dedik. Vermedi penaltıyı. VAR olmasaydı penaltıyı vermeye devam edecekti. Ve biz bugün şey üzerinden konuşacaktık. Penaltımızı da vermediler. Lanet olsun üzerimize oyun oynuyorlar. İşte zaten İzmir takımı çıkarmak istiyorlar diye söylenti var gibi bunları konuşacaktık. Ama VAR sayesinde penaltıyı verdi. Bu sefer Gökhan Alsan atamadı. Şimdi Gökhan Alsan'ın penaltıyı atmasıyla ilgili penaltıyı verdiği anda biz hepimiz hadi Gökhan dedik. Gökhan Alsan dedik. Çünkü takımın penaltıcı, yani Kubilay'la birlikte penaltıcısı Gökhan Alsan. Penaltı karnesi de iyi bile değil, çok iyi. Sadece bu sezon bizde ilk devre Ümraniye'ye içeride penaltı attı. Ankara Spor deplasmanında penaltı attı, gole çevirdi bunları. Geçen senede epey bir penaltı vuruşu var Gökhan Alsan'ın. Yani sanırım 7-8 tane penaltı kullandı Samsunspor formasıyla ve hepsini gole çevirdi. Bu anlamda Gökhan'a güveniyorduk. Ha, Kubilay sahada olsaydı Kubilay atacaktı penaltıyı ve atardı da yani. Kubilay'a bu konuda zaten güveniyoruz. Fakat şimdi Gökhan Alsan penaltı noktasına geldiğinde futbol böyle bir şey. Şimdi Gökhan Alsan taraftarın tepkisini çekmiş bir oyuncu ve o penaltıyı atarsa adeta beyaz bir sayfa açacak. Yani kendisi de sevinecek, bizi de sevindirecek. Bu kadar kritik bir atış. Sanırım ilk Nadir aldı topu, atmak istemiş herhalde ama ona attırmamışlar ki doğru. Yani Gökhan Alsan sağdaysa atacak o penaltıyı. Çünkü aksi bir durumda Gökhan atmasaydı, Nadir atsa penaltıyı kaçırsaydı hepimiz diyecektik ki ya Gökhan varken niçin bu attı? Böyle şey olur mu? Takımın penaltısı belliyse o atar. Şimdi Gökhan bir penaltı atış stili var. Burada topun başına geçtiği andan itibaren ben atacağına çok inanıyorum. Fakat hakem düdüğü çalmadan önce Gökhan şöyle bir ellerini şöyle bir açtı, bir dua etti, yüzüne sürdü.
İşte o zaman atamayacağını anladım. Çünkü kendine güvenen insan her işte duasını ederse bile bunu çok böyle açık etmez yani. Hadi bismillah der, Allah'ım yardımcı ol der, içinden söyler bunu, hop atar yani. Ama Gökhan artık duaya sığınacak şeye gelmiş, psikolojiye gelmiş. Duaya sığınmak tabirini de yanlış anlamasın insanlar. Yani bu kötü bir şeydir demiyorum fakat hani işte tevekkülde önce sağlam kazığa bağlayacaksın, sonra tevekkül edeceksin hesabı. Kendine güvenini kaybetmiş, yaradanından destek istiyor yani. Halbuki kendine güvenip Allah'ım sen beni mahcup etme falan demesi lazımken vücut dili yani o dua etmesi bilmem nesi. Orada zaten anladık, zaten çok kötü bir penaltı kullandı. Bir çuval inciri berbat etti. Mutlaka o da üzgündür ama şunu bizden çok üzgün olamaz. Çünkü biz halen daha düşün aradan 6 sene geçmiş 2015 yılında Recep Niyaz'ın kaçırdığı penaltıyı konuşuyoruz. Halen rüyalarımıza giriyor. Eminim Recep Niyaz unutmuştur bile onu. Antalya finalinde kaçan penaltıları konuşuyoruz biz. Yani bu insanların, ben kendimden de geçtim ama yani bu arkadaşlarımın, renktaşlarımın, Samsun Spor'u sevenleri, sadece Samsun Spor'u tutanların, hayatta başka bir aşkı, sevdası, başka bir rengi olmayanların, dediğim gibi İstanbul'dan gelen şampiyonluk haberiyle hiç ilgilenmeyenlerin, bu insanların da dünyasını yıkmaya kimsenin hakkı yok. İşini doğru yapacaksın. İşini doğru yapacaksın ve yani bütün bunların ama şeyi müsebbibi şeydir, Ertuğrul Hoca'dır yani. Maalesef bende çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuş durumda şu anda. Şimdi hocam ben tabii senin yolda olduğunu bildiğim için bu arada zamanı şeyden sosyal medyada insanlar ne dediler, taraftar ne düşünüyor, tabii Ertuğrul Hoca'nın demeci falan filan bunlara baktım. Taraftarın 10'da 9'u belki de maçın sıcaklığıyla Gökhan Alsan'ın penaltıyı kasıtlı atmadığı şeyine varmış. Böyle bir şey de yoktur değil mi yani? Ben de inanmak istemiyorum böyle bir şeye. Öyle şey olur mu canım? Mümkün mü yani? Yani zaten penaltı olunca çok sevindi o, tekrar izlesinler. Atmamak ister mi ya öyle? Yani bunu yapması için bir insanın geri zekalı olması lazım. Hain main değil yani. Öyle şey olur mu? Tam tersi, Gökhan atmayı çok istedi. Niye? Gol olsun atayım ve şey yapayım yani, camiayla tekrar barışayım diye. Çünkü Gökhan geçen senenin kahramanı yani. Gökhan bizim sevmediğimiz bir adam değildi ki. Süreç içerisinde kendi bir takım davranışları bir soğukluk oluşturdu. Asla böyle bir şey olmaz yani. Mümkün değil. Şimdi Gökhan Alsan'a penaltı attırmak konusunda tabii ki adam takımın penaltıcısı ve bir profesyonel gibi düşündüğümüz zaman, ki sen profesyonel gibi düşünme taraftarısın. Ama futbolun profesyonel olmayan duyguyla izah edilebilecek tarafları da var. İşte Gökhan'ın şeye hazır olmadığını, penaltı atmaya psikolojik olarak hazır olmadığını vücut dili, zaten sen ifade ettin, gösteriyordu. Ben yani birçoğu hissetmiştir. Ben de yani atamayacak dedim yani. Yani evet haklısın, nadire attırmaya kalksalar ya ne yapıyor bunlar falan derdim. Ama ben şeyin açıkçası Ertuğrul Hoca'nın Gökhan Alsan'ın psikolojik durumunu sezinleyip ona değil de mesela işte Mücahit'e penaltı attırsa şey yapmayacaktım yani, çok yadırgamayacaktım onu. Nurullah'a bile attırabilirdi ama yani tabii riskli olur, o da ayrı konu tabii. Şöyle ya, futbolda penaltı gerçekten zor bir iştir. Mesela ben çok kötü bir penaltıcıyımdır. Yani atmak istemem turnuvalarda falan. Penaltılara kaldım. Maç içinde zaten atmam mı? Ve futbolcular da genelde atmak istemez. Yani en ünlü takımlarda bile hoca gelir işte, hadi oğlum işte seni yazdım. Ya hocam işte adalem çekiyor der. Yok ayağım ağrıyor der. İşte hazır değilim falan. Atmak istemezler yani. Penaltı bir güven meselesidir. Ve çalışma meselesidir. Şimdi burada yani hoca... Bir kere Gökhan Alsan'ın psikolojisi iyi değil falan diyorsun, doğru, ama hocanın psikolojisi de iyi değil ki zaten. Yani hoca çok kontrol altında tutamıyor ki yani pek çok şeyi. Orada bir de şöyle bir şey yapamaz zaten. Gökhan sen atma oğlum, seni iyi görmedim. Mücahit git sen at, böyle bir şey olmaz yani. Burada Gökhan'ın atması doğru ama Gökhan'ın atışı yanlış. Yani kişi doğru fakat icraatı yanlış yani. Gökhan'ın o penaltıyı atmasının tek bir şansı vardı. Kalecinin yanlış köşeye atlamasıydı. Kaleci köşeyi bildiği zaman o topu tutar zaten. Yani penaltıyla böyle bakmak lazım bence. Şimdi Ertuğrul Hoca'nın şeyi, oyuncu değişikliklerini peki biraz konuşalım.
Tamam, Yasin çok etkili değildi. Sarı kartı da vardı. Belki de hani kırmızı kart görecek endişesiyle de rövanş maçına saklamak için belki çıkartmış olabilir ama. İşte Gökhan Karadeniz, evet çok iyi değildi. Ama bu tip oyuncular hani şey de yapabilirler. Hani yıldız oyuncudur bunlar. Kritik anlarda sahnede alabilirler. Yine Hamrun hakeza öyle. Oyuna giren, sonradan giren oyuncuların hiçbir katkısını biz görmedik. Yani takım artıya değil eksiye gitti oyuncu değişikliklerinden sonra. Ertuğrul Hoca'nın oyuncu değişikliği stratejisi konusunda bilmiyorum katılıyor musun bana yoksa başka bir şey mi düşünüyorsun? Ya şimdi hocanın oyuncu değişikliğinden önce hocanın kadro oluşturmasıyla alakalı zaten bizim devre arasından beri isyan ettiğimiz, feryat ettiğimiz esas bir şey var. Bu takımın santraforu yok. Yok, nadir santrafor falan değil. Yerine koyduğu kurör zaten değil. Hatta 10 kişi kalınca Altınordu çift santrafora döndü. Yani Nadir'i ve Kurör'ü ortaya attı. Buna rağmen bir santrafor özelliği gösteremedi bunlar. Yani böyle bir adamı almamış olmak zaten bir kere çok ciddi bir yani yola çıkıyorsun ama işte deniz yolculuğu yapıyorsun. Yeterli suyu almıyorsun yanına yani. Buna benzer santraforun yok senin. O yüzden eksik kalıyorsun oyun içerisinde de. Bence oyuna yeterli müdahaleyi geç yaptı. Tatile giderken valizini evde unutmak gibi bir şey. Yani böyle bir durum var. Onun dışında da şimdi skora dönük yani mağlup olduğumuz zaman yapması gereken bir takım hamleler vardı. Bence geç kaldı. Yani kötü oynayanı çıkar yani. Orada ben hani Gökhan Karadeniz'e sabredilmesi gerektiğiyle seninle aynı fikirde değilim ya da Yasin'e. Kötü oynuyorsa çıkar. Çıkarman gerekiyor. Çok geç kaldı. Yani Erhan Kartal'ın hücum yönünden faydalanmayı düşündü. Bir ara çift santrafora döndü falan. 1-0 seni mutlu ediyorsa eyvallah. Ama etmiyor. Niye rakip 10 kişi kalınca birden böyle cesaretleniyorsun bilmem ne yapıyorsun falan. Kontratak yemekten de korktu. 1-0 çünkü çok riskli bir skor. Kaldı ki bir pozisyon da verdik. Allah'tan Ahmet İlhan hızlı ama kötü bir şey son vuruşçu. Yani o kaleciye nişanladı falan. Ya bir de şöyle tersini düşünüyorum abi. Altın Ordu yok da zaten yani Altın Ordu'nun kazanmasını isteyen biri olduğumuzu düşünelim. Yani Samsun Spor'u nasıl yenersin? Ya böyle yenersin işte. Böyle yenersin yani rakip kötü gününde olacak. Sen işte duran toplara güveneceksin ya da hızlı hücumlarına güveneceksin. Ya şimdi bir tarafta Altın Ordu'nun kaptanı var Sinan. Adam maşallah şey dağ gibi derler yani. Öyle yani çocuk. Bizim Veli'den bile uzun sanırım. Ama ısrarla top şişiriyorsun kanatlardan. Yani yüksek top şişiriyorsun. Yoksa kanatları kullanacaksın tabii ki. Son çizgiye inersin. Ceza sahası içine doğru yerden top çıkarırsın. Ama oraya geldiğinde santraforun orada değil ki. Nadir yine deli dana gibi oralara koşuyor, buralara koşuyor falan. Ve Nadir küfür etmedi diye aferin lan diyoruz. Yani de böyle bir şey olabilir mi ya? Bir oyuncu küfür etmedi kendini attırma. Yani ilk maçta yapmıştı ya. İyi sakin kaldı diye. Böyle bir şey olur mu ya? Ya şimdi ben çok kızgınım oyunculara. Dolayısıyla eleştirilerimin dozu biraz yüksek kaçabilir. 3 gün sonra bu programı tekrar izlediğimde ya acaba abarttım mı diyebilirim. Ama programda da yumuşattığımı da söyleyeyim yani. Daha sert tepkiler verdik yani maç anında. İyi gördüğün oyuncu yok muydu? Yani Mücahit'i ben iyi gördüm. Çocuk hem savunma yönünü hem hücum yönünü elinden geldiğince oynadı. Yani Mücahit iyiydi. Ya ama şunu anlayamadım ben. Takımda gereksiz bir stres var. Yani biz niye bu kadar strese giriyorlar? Nurullah mesela ya tutması gereken topu yumrukluyor falan. Gerek yok ki yani rahat olun. İnsanlar sizin arkanızda size güvendiklerini söylüyorlar. Şimdi sosyal medyayı takip etmiyorlarsa eğer demek ki etmediler. Çünkü etselerdi bir tane şey yoktu, muhalif yoktu. Herkes yanınızdayız, sizinleyiz, yüzümüzü güldürün, aslanlarımız şudur budur dedi. Ben yanılıyor muyum? Yani çok sosyal medya hesapları olan biri değilim ama WhatsApp grupları aracılığıyla takip edebiliyorum arkadaşlarımın üzerinden. Hiç bir tane olumsuz bir şey yoktu. Herkes moral verdi. Herkes sırtlarını sıvazladı. Ama demek ki bu işe yaramıyor. Şimdi de takip etmesinler. Şimdi de etmesinler. Rövanş maçından önce. Çünkü şimdi de herkes yani amiyane tabirle sövüyor yani. Kızıyor. Etmesinler lütfen. Çünkü edip de vay biz işte rövanşı alacaktık ama çok moralimizi bozdular falan bu tür şeylere popülist durumlara da girmesinler. Sadece işlerine baksınlar. O küçücük çocukların mesajlarını izlemeyenler, retweet etmeyenler veya beğenmeyenler
Şimdi onlara söylenen hakaret de demeyeyim ama ağır eleştirileri de duymasınlar. Çünkü sonra geliyorlar işte özellikle hoca diyor ki vay işte bize şöyle dediler. Onlar zaten gerçek Samsunsporlu. Kim gerçek Samsunsporlu kardeşim? Biziz. Biz ağlıyoruz ya. Biz kızıyorsak da biz ağlıyoruz. Biz buradayız. Yani ben 1991 yılında da Samsunspor tribünündeydim. Bugün de buradayım. Allah ömür verirse 30 yıl sonra da 20 yıl sonra da yine biz Samsunsporluyuz. Siz gelip gidiyorsunuz. O yüzden şey yapmasınlar yani böyle vay öyle oldu böyle oldu böyle bir durum yok. İşlerine baksınlar. Nasıl strese girdilerse kendi kendilerini artık motive mi ediyorlar, ne yapıyorlar? Çünkü ya Altın Ordu elenmeyecek bir rakip değil ki bu takım kağıt üzerinde. Biz futbolcuların kalitesine güveniyoruz. Ama kalite sergilenen bir şeydir. Yani sen bilim adamısın abi. Her şeyi biliyorsun, tarihçisin diyelim. Fakat bir kitap yazmamışsın, bir derse girip anlatmamışsın. Kime ne faydası var bunun? Kimseye yok. Sen çok iyi futbolcu olabilirsin ama bunu performans sergilemek zorundasın çünkü yaptığın meslek senin performansa dayalı bir şey. Yani. Evet. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Öyle veya böyle diyelim ki itekliye kakaklıya Samsun'da turu geçti Samsunspor. Şimdi kaç gün sonra final maçı var? Bir haftayı bulmuş. Çarşamba da final. 4 gün sonra. Çarşamba da final oynanacak. Öyle mi? Cumartesi günü, çarşamba günü mü final? Evet. Söylemek için sordum bunu. Yani zaten Altın Ordu koşan bir takım. Bugün gördük. Yani eforu yüksek bir takım. Ve bu sefer daha fazla koşulacak. Yani iki takım için de bu geçerli. Çok daha fazla koşmaları gerekecek. Diyelim ki öyle veya böyle itekliye kakaklıya turu atladılar diyelim. Final karşılaşmasına çok yorgun çıkmış olmayacaklar mı? Bu etkiler mi performansı? Ya, takımın fizik kondisyonunun ben iyi olduğunu düşünüyorum. Yani dilleri dışarıda kalmadı. Altay mesela dün 60-65'ten sonra çok yoruldu yani. Yaşlı takım 31.5 mi ne dediler dünkü takımın yaş ortalamasına. Altay için konuşuyorum. 4 günde dinlenmek için ideal bir süredir. Doğru dinlenmeyi yaparsa, doğru çalışma ve doğru dinlenmeyi ideal bir süredir. Onun hiç etkileyeceğini zannetmiyorum. Yani şimdi şöyle toparlayalım abi. Samsunspor mağlup olduğu zaman ben de çok böyle takip etmiyorum videoları, konuşmaları. Çünkü canım sıkılıyor. Samsunsporlu renktaşlarımızı da çok artık sıkmamak adına şöyle bitireyim ben. Bu tablonun müsebbibi Ertuğrul Sağlam ve futbolculardır. Tablonun ne olduğuyla ilgilenmiyorum. Kimilerine göre iyi bir tablo da olabilir. Ben bilmem. Bu tablonun müsebbibi bunlardır. Yani bizi bu duruma getirenler bunlar olduğu gibi bizi bu durumdan çıkaracak olanlar da yine bunlar. Bu kadar. Çıksınlar. Hep söylüyorum benim için falanca kişi için ya ölmüş insanlardan bahsettik. Ayıp be ayıp ya. Ya kendileri söz veriyorlar ya. Hadi benim arkadaşım Mustafa Kırtay'ı tanımıyor. Umurunda değil ama işte Mustafa Erkanat başkanımız için diyor. Bu mu sizin işte motivasyonunuz? Bu mu sizin namus sözünüz? Bu mu sizin? Ya bu mudur ya? O zaman bunları söylemeyeceksin. Söz önemli bir şeydir. Ben kişisel olarak hayatta söze çok önem veririm. Cümleye, kelimeye, ne dendiğine. O zaman bunun demagojisini yapmayacaksın. Yapıyorsan da gereğini yapacaksın. Yoksa Altın Ordu bizden iyi bir takım falan değil yani. Değil. İşte yediğimiz gol nadir. İyi takım meselesine bakarsan zaten ligde belki Adana Demirspor bizden daha iyi takım. Yani ben bizden daha iyi bir takım kadro yapısı olarak görmüyorum. Ha daha iyi kadro diyelim yani. Böyle söyleyelim. Daha iyi kadroya sahip olan tek takım bana göre Adana Demirspor idi. Yoksa Giresunspor kadrosu daha iyi olduğu için değil, daha iyi motive olduğu için, daha iyi işte görevlerini yaptığı için çocuklar, futbolcular tekniğe doğru skorları doğru maçlarda alabildikleri için. Biz de onlarla aynı skorları aldık, aynı puan aldık ama doğru maçlarda alamadığımız için bunlar oldu. Ve yani şöyle şimdi Ertuğrul Sağlam iddialı birisi karakter şey olarak Samsunspor'daki konumu itibariyle, sözleriyle de öyle. Yani iddialı yani ben diyor markayım diyor. İşte şöyle yapacağız. Böyle 5 senelik planımız diyor. İşte şu dur. Ya bir sürü iddialı söylemi var yani neticede. Ama bunu gerçekleştirecek olan sensin. Sensin hocam. Biz seni seviyoruz. Biz seni 1989 yılında Samsunspor'a transfer olmuş 20 yaşında o sarı saçlı, yakışıklı
efendime söyleyeyim, kendimize de böyle örnek olarak aldığımız, birisi olarak biliyoruz kırmızı beyaz çubuklu formayı sana çok yakıştırıyoruz. Ama lütfen yani sana olan kredi, sevgi yapma yani bunu hocam, gerek yok. Bugünkü yani bugünkü maç da işte ya bir sürpriz yap ya, bir şey yap yani. Özetle çok şöyle bitireyim. Evet yani herhalde burada bir iki şey manşet cümlesi yani bu durumdan çıkaracak olan kendileridir. Bizim onlara inandığımız kadar kendilerine inanmamışlar. Ve benim kişisel olarak bir inancım yok. Fakat mahcup olmaya da son derece hazırım. Pişman olmaya. Çok hazırım yani. Evet, inşallah mahcup olursun Mehmet Hocam. İlk defa yüzüne karşı biri böyle bir şey söylüyordur ama. evet, yani aslında söylenecek çok fazla bir şey de yok. Sabaha kadar konuşsak aynı şeyleri konuşacağız. Öfkeliyiz, kırgınız, kızgınız ve bu öfkemizin ve kırgınlığımızın, kızgınlığımızın yatışması için, o da tam değil, birazcık yatışır, o da tam yatışmaz onu söyleyeyim. Birazcık yatışması için Altın Ordu'yu elemesi lazım bu teknik kadro ve futbolcu şeyinin ekibinin diyelim. Bunu başarması lazım. Ha bu da tam kendilerini affettirmek istiyorlarsa finali de almaları lazım. Ondan sonra affetmeyi biraz düşünebiliriz taraftar olarak. Yani çok çektirdiler bize çünkü. Ben Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bugünkü çok zor bir yayın. Yani bunu emin olun gerçekten samimi taraftar olan, hangi takımı tutarsanız tutun, bizi izleyen çok sayıda işte Altay taraftarı var, Giresunspor taraftarı var, Adana Demirspor taraftarı var, Balıkesirspor taraftarları var. Görüyoruz değişik takımların taraftarları var. Hepsine teşekkür ediyoruz bizi izlediği için. Onlar gerçek taraftar ve bizim ne hissettiğimizi bugünkü maçı izledilerse biliyorlar. Ne kadar zor şartlar altında bu yayını yaptığımızı, ne kadar öfkeli olduğumuzu ve dilimizi ne kadar tuttuğumuzu eminim herkes biliyordur. Ben bizi izleyen herkese ve Mehmet Hoca'ya teşekkür ederek bugünkü yayınımı kapatıyorum. Dilerim bir sonraki yayınımız, yani Mehmet Hoca'yla yapacağımız yarı final karşılaşması sonrası yayınımız biraz daha yüzlerin güldüğü bir yayın olur diyelim ve yayınımıza bugün de son verelim efendim. Yeniden görüşmek üzere. Bu arada yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Şimdiden bizi izleyen herkesin Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayalım. Milli bayramımızdır. Başımızın üzerinde yeri vardır diyelim ve yeniden görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.